Evet, uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi de bizim utils, burada utils olarak belirlediğimiz yardımcı araçlar şeklinde de tanıttığım alanı oluşturacağım. Bunun içerisinde aslında çok fazla Go dosyası, farklı amaçlarla hizmet eden Go dosyası olabilir. Ama biz sadece şu an için dosya işlemlerini yaptığımız için bunu sadece file utils Go şeklinde oluşturacağım ve içerisinde tek bir function oluşturacağım. Bunun package adı utils, package utils. Import kısmında buraya bir package eklemem gerekiyor. Tek bir package olacak. Bu nedenle şu yeterli. IO util olsun. Function'da read file. Dışarıdan dosya adı gönderilsin buna string formatında. Ve geriye de string ile error şeklinde iki tane değer dönecek. Eğer dosya okuyabiliyorsa string olarak bunu dönecek. Tabi byte dizisini string olarak dönecek. Hata olursa da error ile bunu dönecek. Burada bytes diye bir değişken tanımlıyorum. Bir de ERR. Sonra IOUtil nokta diyerek read file. Yukarıda oluşturduğum import ettiğim IOUtil içerisindeki read file'ı kullanıyorum ve dışarıdan gelen file name'i burada kullanacağım. Tabi burada ekstra bir şey daha yapılabilir. Hadi bunu da bir geliştirme, genişletme olarak yapalım mesela. String utils olsun. Go. Geldim. Şurada dedim ki func ne olsun? Func is empty. Mesela bizim dışarıdan gelen string'i şurada file name olarak gelen string'i ben kontrol etmek istiyorum. Ondan sonra eğer bu boş değilse burada kullanılabilir hale getireceğim. Boşsa kullanılmayacak burada. Ne olsun burada? Mesela file name. Ama bu sadece file'a hizmet etmeyebilir. Data olsun sadece. Herhangi bir metne bakabilir bu. Ondan sonra geriye de ne dönecek? Boolean dönecek. Bu yeterli. True ya da false. Boş mu değil mi? Ne yapacağım burada? Ben len ile len built-in function ile diyorum ki sana buradan gelen data eğer sıfırdan büyükse is empty. Eğer is empty dediysem burada amaç birinci öncelikli şey bunun sıfıra eşit olma ihtimalini kontrol etmektir. Is empty mi? Biraz programatik detay bir konu. Eğer mesela burada is non empty deseydim, burada amaç bunun boş olmama ihtimalini kontrol etmek olacaktı. O zaman da burada mesela sıfır eşitliğini değil, sıfırdan büyük olup olmadığını ilk önce kontrol etmiş olacaktık. Burada ne yaptık? Dışarıdan gelen string metni dedik ki bunun karakter uzunluğunu al len ile eşit mi sıfıra? Eğer eşitse bu boş demektir. O zaman return true. Çünkü burada is empty olup olmadığına bakıyoruz. Burada else yazılabilir. Else ise eşit değildir demek kısacası. Ama gerek yok. Bunun haricindekileri ben doğrudan false olarak kabul ediyorum. Yani boş değil anlamında. Bunu file utils'e geldim. Şimdi bunların ikisi de utils package'i altında olduğu için burada şunu kullanabilirim. Ne olacak? Şurada mesela geldim if nasıl bir yapı olacak? Is empty. Bakın burada yazdığım şey geldi zaten. Neyi vereceğim? File name'i. Bu true ya da false dönecek zaten. Ekstra bir şeye ihtiyacım yok burada. Bu if yeterli. Eğer empty ise şuraya hiç girmemesi gerekiyor. Buradan çıkamaması lazım şuradan. O zaman ne olacak? Return. Boş bir şey dön. Çünkü birinci dönmesi gereken alan string. Bunları dönmek zorunda. İkincisinde de ne olsun mesela?
Burada errors mesajını kullanacağım. Errors package'ini daha doğrusu şu şekilde. Nokta dediğimde bunun içerisinde new diye bir function var. Biz ona ne yazarsak hata mesajı olarak onu geriye dönüyor. Burada daha doğrusu onu oluşturuyor. Bunu istediğin gibi kullanabilirsin burada. Ne yaparız burada? Tabii şu şekilde bakayım. Bakın burada bize geriye error tipinde geri dönüşe sahip. Bizim de zaten burada döneceğimiz tip error'du. O yüzden sıkıntı yok. Bunu kullanabiliriz. Error nesnesi olarak oluşturup geriye dönecek. Nedir bu? Boş veri olamaz. Mesela sadece bu yeterli şu an için. Boş veri dosya adı olarak kullanılamaz. Bu daha iyi oldu. Kaydettim. Gayet temiz burası. Şimdi file name yukarıdan bu şekilde geldiğine göre ben file name'i kullanırım. Nasıl olacak bu file name? Read all. Düzeltiyorum. Şunu read all değil, read file olacak bu. Yanlış yazmışım. Read file. Şu file name'i oku. Bu isimdeki file name'i bul ve oku. Şimdi burası tamam. Sonrasında return string bytes diyorum. Yukarıda oluşturduğum string şuradaki byte'ı bunun içerisinde ne olacak mesela? Bizim byte dizimiz olacak şurada. Şu şekilde byte dizisi gelecek buna. Ben bunu string'e dönüştürerek kullanacağım. Bakın şurada bir ERR nesnesi var. Bunu tanımladık. Tanımlamak istemezsek şöyle underscore ile bunu geçebiliriz alt çizgiyle. Ama tanımladık. Bunun olması gerekiyor. Bu tür dosya okuma işlemlerinde hata olma ihtimali var. O zaman ne olacak? Bir utils daha yazacağım ben buna. Burada da ne olsun mesela? Hata yönetimi, hata ile ilgili utils, error utils olabilir. Ya da general utils olabilir. Yani genel olarak isimlendiremediğimiz utils işlemleri burada yer alabilir. Tamamen yazarken aklıma gelen şeyleri de ekliyorum burada. Nedir bu? Bir check error diye bir şey yaparız. Bu dışarıdan ERR adında ERR error tipinde bir nesne alır. Bir parametre alır ve içeride bunu kontrol eder. Ne yapacak? Bizim sürekli yazacağımız şeyi tek bir function haline getiriyorum aslında. Tek yaptığım bu şu an. Yardımcı araçlar dediğimiz zaten bu işe yarıyor. Burada ne yapacağız? Dışarıdan gelen ERR nil değilse o zaman ne demek oluyor? Burada bir hata var demek. Burada bir şey dönmüyoruz dikkat ederseniz. Çünkü o yapmam gereken şeyi burada yapabilirim zaten. Ne yapacağım burada? Mesela ekrana yazma olabilir FMT ya da log olarak yazma olabilir. Şu şekilde ya da doğrudan ERR nesnesi üzerinden error'ı çağırırım. Bu şekilde. Bu benim işimi görür aslında. Bu zaten gerekenleri yapacak. Burası da hazır. Neredeydik? Şurada. Şimdi ben bu ERR nesnesini kontrol etmek üzere check error'a gönderebilirim. Gayet kullanışlı oldu burası. Ve ondan sonra da burayla işimiz bitiyor aslında. Şurayı şöyle gereksiz boşluklardan kurtaralım. Bu şekilde. Hatta şöyle. Daha iyi olabilir. Evet. File utils de hazır. General utils de hazır. Control kısmı da hazır. Ondan sonra genel yapı sanıyorum hazır. Burada amacımız aslında file utils yazmaktı ama 3 tane farklı package yazdık mesela. Bunların işini daha kolaylaştırmak için. Genel olarak tekrar bakıyorum. Şöyle. Evet. Oldu gibi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.